sadaka vermiş Emre Belezoğlu ve arkadaşları. Cuma günü hem de. Cuma günü karşılaşmadan bir gün öncesinde Emre Belezoğlu, kaptan Emre ve arkadaşları sadaka vermişler. Saldırı öncesi adeta içine doğdu şeklinde bir başlık atıyor arkadaşlarımız. Bugün Cuma, kazadan beladan korunmak için gönlünüzden ne koparsa verin demiş Emre Belezoğlu sevgili seyirciler. Hayda, yani bu da haydanlık bir haber yani. Niye? Yapar insanlar. Niye? Sen yapmıyor musun? Sadaka vermiyor musun? Verir mi sadakamız olsun denir de. Ya vermez mi sadaka? Veririm de kardeşim, buna hayat, buna bağlanır mı ya? Nasıl yapmayın ya? Etmeyin, doğru bir şey değil. Hayır. Peki sen inanmıyor musun sadakanın kazadan beladan koruyacağına dair? Verirmiş sadakamız olsun diye halk inancı vardır. Halk inancı değil, hadis vardır ya. Hadis vermiş sadaka. Belalardan korur ya. Hadisler var, özür dilerim. İlahiyattan adamlar çıktı, bu verilmiş sadakamız olsun deyip bir tane ekmek verip bilmem ne verip bunlar Kur'an'da yoktur. Hayır, öyle değil, değil. O değil. Sadaka, yani meşhur hoca ismini vermiyor. Yok, sadaka vermek. Neyse, inan bak, ben inançlar hocam, bak inançların sadaka, hepsine saygılı olmamız lazım. Sadaka kazandan beladan korur. Türkiye'de ona bakarsan bizim Diyanet İşleri Başkanlığı bütün türbelere gitmeyi hurafe ilan etmiştir. Ha, bizim halkımız olmaz, türbelere gitmeyi sever. Saçma o. Yani hayır, bilemezsiniz. Hayır, türbe gidilir, türbede yapılacak eylemlere dikkat etmek lazım. Yani orada inancın içine ona girmeyelim yani. Burada Diyanet'in hurafe saydığı şeye de insanlar gidebilir. Bu sadakayı hurafe sayar mesela. Önemli değil ama yani ben mesela sen sadaka vermez misin? Şey yapmasını doğru bulmuyorum. Yani ben o şeyi söylüyorum. Ekmek verirler, tuz verirler. Yok canım, onu 17. Ama ne alakası onu var ya? Bizim ya sen sadaka vermez misin ya? Hayır, o zekat. Bence zekat verilir. Sadaka da verilir. Sadaka verirsin. Fakire bak, sen çok ver mesela, çoluğun çocuğun var. Abi, sadaka vermek güzel bir şey. Bir de sadaka verilmiş sadaka bulundu deyince biliyorsun. Ekmek, tuz, bilgi, kurşun. Ya ne ekmek, ne tuzu döktürürler. Ya bunlar yaygın değil mi kardeşim? Ne tuzu muzu bu? Ay, sizi ilahiyata dönüyor. Sadaka başka bir şey, boş ver. Vallahi açık söyleyeyim ben şarttır. size burada aslında Ahmet Çakar da çok net konuşurdu da şimdi Ahmet Çakar da çekilebilir. Ya Ahmet da veriyor hani bu bizi, sadaka ya. Bizi burada, hayır o değil. Ya sen de burada şey gibi de İran mollaları gibi böyle bir tane ne alakası var ya hocam ya. Burada yapılan bu sadakaya şimdi ben feli konuştum, yeni mağdur oldular. Bu emri üzerinden yapılan operasyonlardan çok sıkıldım. Kim yapmış bu operasyonu? Çok sıkıldım. Kim yapmış bu operasyonu? Çok sıkıldım. Ya haber vermiş, çocuklar haber yapmış ya. Ya kendi yapıyor ya. Aa, şaşırma kendi ya. Çok akıllıdır o Emre. Allah Allah, Emre'deki zeka var ya, Emre'deki zeka. Ya hocam bu ne diyor Allah aşkına ya? Futbolcuların ortalamasını al hocam. Çocuğumdan haberi yoktur ya. 30-40 futbolcu üst üste koy. Bu Emre'deki zeka çıkmasa da 35 yaşında hala futbolu da bu kadar büyük parayı oynuyorsa ya Rasim, bunda ne var? Ne olursun yapma ya. Bunu kim adam yaptı ya? Sadaka diyor ya. Vermiyordu ya, ne olursun? İnsan üç günde bir sadaka bana verir. Allah'ım beni belalardan, kötülüklerden, ben yalan söyleyemem. Koru bu bir PR operasyonudur. Samimiyetine inanmıyorum. 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 Bu bir PR operasyonu. Bu bir din istismarıdır. Yeter be. Bak bir şey söyleyeceğim. Yeter bu dini istismar ettiniz. Yutma, hayır, alakası yok ona. Bak, sinirlenme. Ben sinirleniyorum. Bir şey söyle. Öfkeleniyorum. Bak. Öfkeleniyorsun. Senin öfkenin ben başka şey yapmak biliyorum. Ne yalanı ya? Sen çok iyi anlıyorsun. Bak çok iyi anlıyorum ama burada bir sadaka olayı var. Bak sadaka vermiş. Öyle düşün. Öyle düşün. Bilmem şerefsizlikteki zaten bütün Türkiye'yi oynattı. Kim? Şerefsizin teki sen de biliyorsun. Adamın asarını bozmayın. Rasim'cim. Ya kardeşim. Ya bu haberi kim yaptı? Bu bir istismardır. Bu kesinlikle bir samimiyetsizliktir. Ya sen ne diyorsun? Kime diyorsun ben ya? Ben öyle diyorum kardeşim. Hayır, kime diyorsun siz sen? Siz Emre ne yapmış adam ya? Budist olsa ya ona ne yapmış adam ki, ya? Ay bu da ne büyük adam. Ya Mehmet Rasim, yapma. Özür seveyim. Sen çeşitli kardeşim benim. Yapma. Bu fanatizmden ben sıkıldım. Bu fanatizmden ben sıkıldım. Ne fanatizmi ya? Bu fanatizmden sıkıldım. Bu fanatizmin. Ya sen bir kere şunu şeyden. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Ahmet Çakar'ı bile abi, bakıyorum, çok da cesur adamsızdır, seni eleştirmiyorum. En böyle nerede sıkıştırırlar biliyor musun? Yani kutsal din duygularını istismar ettiğin ya, an karşı taraftaki adamı alkışlamak zorunda. Ben mi? Hayır, senin için değil. Bunu yapmıyorlar mı? Emre sana da parası topla. Ya kim diyor kardeşim, sen ne diyorsun ya? Rasim adam. Ya adam kendimi dedi ya bak. Bakın, bu işler bazı adamlar vardır. Buna emine demeyin, bu fena olmuyor. Bazı adamlar vardır. Sağda zaman zaman. Hayır, benim yok kardeşim. Var işte. Bazı adamlar vardır. Sağda zaman zaman. Hakan da öyle kardeşim. Sıkıntılar Hakan çıkartır. Şükür, al Hakan Şükür, vur Emre'ye. Rasim bir dakika. Hepsi istismar. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Rasim, Bakara suresi 196. ayet. Kardeşim ilahiyat. Bakara suresi bir saniye. 196. ayet. Bak, içinizden her kim hastalanır ve başından rahatsız olur,
sa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir diyor. Ya bana bu ayeti bana hatırlatma. Ben bunları ezbere bilirim. Ne yapıyorsun ki? Sadaka hocam. Ya kardeşim. Bir dakika şöyle bir şey. Ya ben bu kadar değil. Ben ilahiyatçı değilim. Sadaka vermez misin ya? Sadaka bir dakika. Benim bildiğim, benim dini bilgilerim sizler kadar güçlü değildir. Ama benim bildiğim kadarıyla sadakanın gizli olanı makbuldür. Tabii ya, acık olan şerefli bir durum. Dur bir sakin ol ya. Ben bir gideyim gizli hocam. Gizli olanı makbuldür. Ve sadaka sen benim kazadan, beladan insanı uzaklaştırmak ne biliyorsun? Sakin. Evet. Şimdi ben burada Emre'nin farkında. Dur oğlum. Emre'nin asla evet. Asla. Emre değişik bir adam. Ben Emre'yi aslında hiç tanımamama rağmen Emre'yi hissediyorum. Emre akıllı bir çocuk. Sağda da sert, zaman zaman çok ağır. Çok zeki şimdi. Hocam, bir çok zeki. Ama Emre'nin... Aptal mı olsun? Ama Emre'nin diyorsun. Ama Emre'nin... Ama iyi niyetli değil. Emre'nin olsa parçalarsın adamı. Bir dakika. İlahi veya mistik veya rahmani veyahut da dini bazı şeyleri yaparken bunu... Diğer bazı insanlar gibi şov amacıyla yapmadığını eminim. O nasıl olmuş? Bu ne o zaman? Şimdi bir dakika. Ya. Cuma sabahı. Arkadaşı oturmuşlardır. Cumalar önemlidir. Kutsaldır, evet, doğru evet. Mu? Yani herkes farklı bir şey yapar. Tamam. 3-5'e oturmuşlardır. Uçak korkusu vardır. Uçakla Trabzon'a gideceğiz, oradan Rize'ye geçeceğiz. Çocuklar atın bakalım pamuk eller cebe. Sen 3-5, o 3-5. Bazen ilk fakir biri gelir. Hemen orada bir kadın vardır. Evet. Eşini kaybetmiştir, 3 çocuğu aynen, var aynen. Falan gibi. İhtiyacı olan bir yer vermiştir. O gerçek. Tamam işte. Ha. Bu bir ben, şey vardır. Hayır. Ben burada... Hocam bir kere... Ben burada Emre'nin kesinlikle bunu... Aslında. Hiç ya. Zaten Emre bir şey söylememiş ki. Yaptığına inanmıyorum. Bunu bizimkiler mi buldu ya bu haberi? Kim? Hayır hayır, bu gazetelerde internet. Gazetelerde yazmış yani adam. Bak, ismini vermeyeceğim. Bir fakire fukaraya yardım etmek anlamında sadaka bizim dinimizde tabii, de aynen. Son din ve en mükemmel din tabii. Olan bizim dinimizde de zorunludur. Birçok dinde de zorunludur. Ama bir de bizde şöyle bir urahi vardır. Verilmiş sadaka oldu. Aman sadaka vereyim de kendimi kaza beladan kurtarayım. Bir ekmek, bir tuz. Yok al. Yok, ya kardeşim bunu yaparlar. Fakire tuz ama şey bahsediyoruz kardeşim. O temsilidir. Hayır. Ekmek hocam. Kırma vardır. Hocam. Ekmek kırması der ki çocuklarımın ölüsünü göreyim bir daha bu programa gelirsem derim. Çıldırırım giderim. Ne kadar doğrudur yanlıştır. Fakat geleceğim buraya. Ekmek kırma diye bir şey vardı başında. Yok öyle bir şey, öyle bir şey. Ne ekmek kırması? Urafe bunlar ya. O ayrı bir şey. Vereceksen hocam hiçbir şeyin yoktur cebinde. Tuz en ucuzdur, ekmek en ucuzdur. Bari onu ver anlamında. Ekmek tuz oradan gelir hocam. Ertem, Ertem. Bak bu millet var ya bu millet. Din istismarından o kadar çok çekti ki. O başka. Bak bu ülkede, beni dinleyin. Bu ülkede, iki sene önce, üç sene önce bir adam için beş vakit namazla niyazla. Biz herkes derdi ki aa güvenilir adam. Emin. Bak ateistler bile böyle derdi biliyor musun? Beş vakit namazla niyazında aa güvenilir. Şimdi aman bir dakika. Ne? Bu hale gelindi. İşte bu istismarcılar yüzünden. Sadaka parası topladım beni koruyordu ya bilmem ne. Demiş kardeşim öyle bir şey. Niye ya. Kendi kendine senaryo yazıyorsun? Bu haber. Ben gazeteciyim. Sen niye senaryo yazıyorsun ya? Hocam ben gazeteciyim bana yedirmeyin. Ne yiyeceksin? Bu haberler yaptırılır. Ya ne alakası var ben kardeşim ya? Sanatçılar adamım. Da gidebilir. Hacca gidip hac fotoğrafları yayınlar. Sonra döner dönmez de her türlü bilmem neliği yapmaya devam eder. Beni konuşturmayın. Şimdi bak. Emre'ye bu olayın detayını bir anlatayım. Emre'ye bir güzel yaptırın. Rahatsız. Bir saniye. Abi içeri bak. Akşam gazetesi yazarı Alaaddin Metin Sarı Lacivertli takıma yapılan saldırının ayrıntılarını yazıyor. Ya, Emre'yle yaptığı konuşma, Emre'yle yapmış bu konuşmayı. Demiş ki Sayın Metin, Emre bugün cuma kazadan beladan korunmak için gönlünüzden ne koparsa para verin diyerek takımdan para topladı. Dağıtılan sadaka Metin. Takımı korudu. 23.30 kalkacak uçağa yarıma doğru bindik. Aynen. Hepsinin yüzü bembeyazdı. Moraller sıfır. Ruh sağlıkları bozuktu. Emre'yi gördüm. Allah bizi korudu deyip arkadaşlarına şöyle söylüyordu. Aslını öğrendim. Meğer Emre İstanbul'dan Rize'ye yola çıkarken futbolculara bugün cuma kazadan beladan korunmak için gönlünüzden ne koparsa verin sadaka olarak dağıtalım demiş. Ne var bunda ne var? Ama aferin. Ama aferin ya. Ama aferin denir nerelere çekti konuyu ya? Gerçek Müslüman. Doğru Müslümanlığı fazla sevmem. Yani ya. Müslümanlığın bu çoksa. Müslümanlığın böyle fazla konuşumu bu işleri fazla sevmem. Tehlikeli konular. Hayır ya bunların konuşulmaz hoş değil. Bir sıkıntı var ya. Kazadan sonra otobüste Emre'nin
Kön et diye bir küfür. Allah'ını seversen. Hocam, ya. Hocam ya, onu kapat. Hocam, istemiyorum. Hocam, hayır, yeme hocam. Hocam. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, hocam, hocam sakın. Hocam, demin neden bahsediyorsun? Hocam sakın. Hocam sakın. Hocam sakın. Hocam sakın. Yapma bunu. Yapma. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yapmayın. Ne yapıyorsunuz ya? Dur bir dakika, dur ya. Demin İbrahim Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe kulübüne gitsin falan. İğrenç şurada 5 şey. Dakikadır. Tabii ki ben bunu söylemiyorum. Ya Emre çocuk bir şey söyledi. Emre'nin nelerine kadar girdiniz ya. İnanılır gibi değil ya. Yani hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii ben dün de söyledim bir dakika. Ben dün otobüste olsaydım. Bak ben otobüste olsaydım. Evet. Ben de iner herkese küfür ederdim hocam. Küfür bak ben mi? Bu programın yapımcısıyım sunucusuyum. Ben ölümden döneceğim. Benim şoförümün kafasına kurşun gelecek. Bir terör saldırısı olacak. Evimde çoluğum çocuğum bekleyecek, takım kaptanıyım arkadaşlarım, herkes hocam, bir saniye inerim Maria, kimi görsem bu, küfür ederim. Bu Alaaddin, bu kadar basit bu yapmayın bu, hocam. Ümit Özat'ın, deminden beri Ümit Özat'ın tabiriyle ya, Alaaddin'in lambasının yazdığı değil bu mi? Yazı çıkıyor. Bir dakika dur, deminden kim beri o oraya gitse, Zeytin'den uzatsa, çiçek evet getirse diyorsunuz. Şurada 5 dakikadır paramparça yaptınız doğru ya çocuğum. Ben etmezdim biliyor musun? Doğru. Çünkü ben... Bravo. Bravo Sinan. Paramparça yaptınız çocuğum. Sinan. Bir dakika. Sinan. Sinan. Bu deneyinde %100 haklısın. Rasim, Emre'nin bu PR olayında %100 sana katılmıyorum, hatalısın. Olur mu Rasim? Ben de geri adım atıyorum. Olur mu öyle şey ya? Ben de başka bir şey yok. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi arkadaşlar gönlünüzden ne koparsa kazadan bela alın. Gelelim küfür olayına Ertem. Ertem, küfür olayında sen de Sinan da haklısınız. Ben de kurşun yedikten sonra Elif Alaracı avlasayarak peşinden koştum yere düştüm. Bak sevgili Ertem, onda bir şey yok. Ben şu benim hassasiyetim yok. Benim meselem Emre değil. Onun için bak Hakan Şükür'de örnek verdim. Bizde de az değildi böyle futbolcular. Ooo hepsi çürük. Hepsi çürük çıktı. Ya. Şimdi bakın Arif Erdem falan da öyleydi. Al bak Galatasaray'la örneği veriyorum. Arif Erdem de bunun gibiydi. Hepsi istismarcıydı. Açık söylüyorum. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu iğrenç Türk futbolu ortamında hepimiz kabul ediyoruz. İğrençlik seviyesi. Demin sen ne dedik? İğrençlik ötesi dedik. Bir dakika sana ne olur ölse bir dakika. Niye celalleniyorsun? İşte hocam, niye? Emre. Hayır başka bir şey var Türk bu işin içinde. Türk futbolunda tüyleri diken diken dini kavramların kullanılmasını yasaklıyorum. Türk futbolunda dini kavramların kullanılması, kutsal din duygularının ya Türk futboluna alet edilmesi gibi mesela. Böyle, ne gibi mesela? Ben Rasim burada savaşacağım. Rasim'cim bak dinle. Sen savaş. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Kardeşim. Ülkede yabancı oyuncular var. Sahaya çıkarken haç çıkarıyor. 15 dakika. Hayır. Ne sen dinliyorsun? Ne söylüyorsun sen? Rasim. Benim, burası Müslüman ülke. Benim dinimi. Müslüman ülke burası. Benim dinimi kirletemezler. Beni sinirlendirme. Burası Müslüman ülke. Rasim. Ne oyuncu yok. Rasim. Her şey yapar. Rasim'cim bak. Yapamaz. Şerefsizlik yapacak. Yapamaz. Saç çıkarıyor kardeşim burada. Yabancı oyuncu. Olmuyor Rasim. Ondan sonra dini istihbar edecek. Yapma. Sen dinsiniz. Dinle. Diğer Sinan. Dine saldırma dine. Rasim. 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 Kendirmez. Rasim. Sen kendine gel. Rasim. Konuştuğun nereye gittiğini bil. Sakin. Bir dakika dur hocam. Bir şey söyleyeceğim. İnsanların nereye gittiğini bil. Sevgili gibi yaşasınlar. İnsanlar yabancı oyuncular var. Neler yapıyorlar. Yapacaklarım burada yapar. Allah rızası için. Allah rızası için dersin. Sadaka toprağı. Ya bu diyor. Konuyu ne diyor. Bunu Allah diye başlıyor. Dur. Rasim. Rasim fren. Ya dur. Bunu Allah bilir. İstismar edip etmeyeceğiz. Bu konuda konuşursanız. Gerek yok. Halk burada. Dindar halk. Dindar halk. Hepinizi yargılar beni. Kimi seviyor? Seni yargılar. Seni yargılar. Kendimi ortaya koydum. Seni yargılar. Kendimi koydum. Kendimi. Ya bana ne ya? Bana ne? Ne yapayım sen kendini ya? Ben. Şaşırmış ya. Bir saniye. Şaşırmış. Bir saniye. Bir saniye. Bak ben bir söyleyeceğim. Rica ederim. Bak bizim. O bir şeyin peşinde ama ne peşinde belli değil. Barcelona No Camp'ın içinde kilise var. No Camp'ın içinde bak kardeşim, bütün futbolcular sahaya çıkarken kardeşim, Hristiyan oyuncular ben buna karşı değilim, manyak mısınız siz? Ya manyak mısınız diye konuşma. Rasim. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir adam fuhuş ticareti yapıyorsa, fuhuş ticareti yapıp üstüne bir de böyle dini değerlerimizi istismar etmeye kalkıp hayır kardeşim bu kim o? Bu futbol aleminde deminden beri konuşuyor. Ne alakası var şimdi? Ne var şimdi? Ne yapmış? Söylediğinde ne yapmış? Sen kesin olacak insanlar sadaka toplarken. Yapma ne? Ya Rasim bu çirkinliği, bu çirkinliğin üstüne bunu yapanları ben lanetlerim. Herkes ahlaklı ve namuslu. Hangi çirkinlik? Herkes kendinden sonra yapsın. Herkes kendinden sonra. Benim hassas olduğum bir konu. Tamam olabilir de. Kötü bir şey yok burada. Emre ne kadar hassasmışım. Emre'ye bak. Apocuğum ne kadar hassasmışım. Çok hassasmışım. Burada diken diken apocuğum dur. Bizi de tüylerimizi burada diken Allah rızası için bak. Allah rızası diye bir kelime kullanmıştır. Arkadaşlar kazadan beladan korusun. Sadakadır. Sadakanızı verin bilmem ne de. Bak bu ayrı bir şey. Sen şimdi kalkıp da
Bu çocuğun dini inançlarını istismar ediyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Ben öyle görüyorum. Yargılayamazsın. Ben öyle görüyorum. Yanlış. Çok bu kadar sert olmana gerek yok. Niye o zaman şimdi devam. Bu akşam yumuşak olalım diyoruz. Çocuklar ölümden dönmüş. Sen hala Emre Mesut değil. Yani hala paramparça yapıyoruz. Ben şu habere tepkiliyim. O yazıyı yazana tepkiliyim. Değiştir o yazıyı yazan da o yazıda bak. Değiştir o gazetenin sahibini de çok takdir ettiğim çok adam gibi adamdır. Ethem Sancak. Ama ben kesinlikle bu habere yok. Emre değil benim mesela. Aslında ben Emre Belezoğlu'na aleyhine hiçbir şey söylemek de istemiyordum. Buradaki konu ya merak etme. Ya, yapma, ben, tamam, ya ben bu konuda en iyi yönetecek adam benim merak etmeyin. Bu konularda bir şey söylüyorsun. Hayretler içerisindeyim. Bu kadar sertlik de sana yakışmıyor bak. Liberal demokrat bir insanın insanların istismara karşı olmak suç ya. Hayır istismar değil. İstismara karşıyım. Sen şöyle söyleyebilirsin. Sağ içerisinde sağ dışında diye bir şey söyleyebilirsin ama bırak insanlar ister istavroz çıkartsınlar, ister dua i̇stavroz etsinler. İstavroz çıkartmak ya dua etmek değildir. Ama dua ki, etmek bak kardeşim siz anlamıyorsunuz. Tabii böyle ciddi bir konuyu belki buraya getirmemek lazım. Kutsal din duygularının istismar edilmesi Türkiye'de bugün devlet politikasıdır. Evet, Türkiye doğru. Cumhuriyeti Devleti paralel yapıların tamamını temizleyecektir. Tek o Fethullah cemaati değil. Ve bunu söylüyorum. Bu tür şekilde kutsal din duygularını istismar ederek dindar halkımızın çoğunluğu dindardır ve bugün din adına hareket eden bir paralel örgüt, Emre'nin de çok sevdiği o paralel örgüt Türkiye'de dindar halkı İsrail'in kölesi yapmak istedi. Ya Ertem konuşsana şey onlardan. Rasim abi sen yapma ya. Ertem değiştirsene konuşalım. O zaman bu konuda bir yanıya girilmeyecek. Emre'yle ne ilgisi var? Ya yapmayın ya. Hayır hangi konuya girip girilmeyeceğini ben karar veririm. Bize gerek yok. İkincisi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu maç öncesi arkadaşlarından Cuma günü toplamış böyle bir şey yapmış. Sadakadır. Rasim'de böyle bir ricada bulunmuş. En büyük hatası. Bu Emre Belezoğlu'na ilgilendirmiş. Lütfen rica ediyorum ne olursun. Bu konuyu bak kapatacağım. Ama herkes samimiyetsiz. Aziz Yıldırım kendisini içeri tıkanlardan hesap sorsun. Önce Emre'den hesap sorsun. Sen Pensilvanya'yla sadakalar kapatacağım ama bir konuşma gir başka bir teaser kapat. Ama böyle birdenbire ne diyeyim? Konuyu kapat. Kapatır da. Olmaz Sinan abi öyle olmaz. Rasim müsaade et bak. Biz kendi aramızda tartışıyoruz senin yüzünden. Rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum senden. İnsanların değerlerine saygı gösterin. İnsanlar değerlerimize saygı gösterecek. Evet sevgili seyirciler. Futbol Lass aleminde alçak. Söyledikçe. Zaten sen söyledikçe cevap geliyor kardeşim. Geç konunu abicim bırak. Ya sen Allah Allah bir de sunuculuk dersi mi alacağım şimdi Sinan abi Allah aşkına. Ne diyeceğimi biliyorum ki müsaade edin. Bir müsaade edin ya. Allah'ım yanındaki nasıl sıramıyorsun? Adam anlamıyor. Kardeşim sen bir şey söylemesen cevap geliyor sana. Gir başka konuyu da. Ya Sinan abi bir müsaade edin. Bir dakika bir durun ya. Rasim cevap vermeyeceksin. Senden rica ediyorum cevap vermeyeceksin. Şu dakika itibariyle bu konuda cevap vermeyeceksin. Bak Emre aleyhine hiçbir şey söyleme. Konuyu geçiyorum. Ama gizli gizli paralelle Bir teaser girsene. Ya hayır teaser girin. Tamam! Bir teaser girin. Konuyu kapatıyorsun. Bırakın ben uzattınız şişirlendim beyler. Ne olduğunu hissetmeye çözmeye çalışıyorum alayım. Ya hocam niye bağırıyorsun ya? Hayır abi iş farklı yerlere gidiyor. Hocam bir dakika bak bir şey söyleyeceğim. İlk defa ben çıkar giderim yayından he. Bak ciddi söylüyorum. Allah Allah tenis topu gibi bir oraya bir oraya ne yapıyorsunuz ya? Ya bir teaser girsene kardeşim. Kötü şey mi istedik? Ya hocam bir müsaade eder misiniz? Bazı şeyleri çözemiyorsunuz. Çözseniz bak hocam bir şey söyleyeceğim. Programın moderatörü konusunda bak tabii rica ediyorum. Size tamam. Sevgim saygım sonsuz. Rica ediyorum bak rica ediyorum. Ben Ertem'e güveniyorum. Rasim, Ertem sen benim can yoldaşım. Rica ediyorum. Ben güvenmeyeyim mi sana? Tamam. Hayda. Evet 24 numaralı bir görüntü var. Onu getireceğiz ekranlarınıza. Bir görüntü var 24 numara. 24 numarayı getirelim arkadaşlar. Batuhan Karadeniz bugün bir görüntü paylaştı. Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Hiç de aslına bakılırsa hoş olmayan bir görüntü. Hiç bugüne yakışmayan bir görüntü. Instagram sosyal medya. Batuhan Karadeniz. Hiç hoş olmayan bir görüntü. Bunu eleştirebiliriz. Bu ne rezalet ya. Bu da rezalet. Şimdi bak. Bu Batuhan Karadeniz denen adam. Rasim. Önce silahla tak tak vurup sonra da Allah'ıma yalvarıyorum derse ben onu burada var ya devletin paralel yapıya ne yapıyorsa ben de onu yaparım. Rasim. Benim için bunların hepsi paralel yapıdır. Öyle değil ki yani paralel yapı sadece Fethullah değildir. Bu önce pislik silah, Rasim, külah. Biraz daha kibar ondan bir şekilde sonra, eleştirsen. Ben hassasım. Ben Türkiye'de muhafazakar değerler ve demokratik değerler konusunda hassasım. Bunu zaten beni herkes siyasi kimliğim biliyor. Bak Rasim niye şöyle eleştirmiyorsun? Bu yapılan yanlıştır. Bugün değil. Olabilir bugün abi. Paylaşma. Ertem abi ya. Ertem.
kutsal din duygularının istismar edilmesine senin ne kadar karşı olduğunu biliyorum kardeşim. Onun için ben sen bana sus dersen susarım. Çünkü senin samimiyetini biliyorum. Bu istismar edenlerle savaşını biliyorum. Ya tamam, o başka bir konu. O zaman futbolda, futbolda da bunları temizleyeceğiz. Sinan abi konuyu değiştirdim. Hala oralarda geziyoruz. Nasıl susturmuyorum? Bir anlatın ya. Hayır, ben meselemin Emre olmadığını söylemek için söyledim Batuhan meselesini. Yani Abdülkerim Durmaz anlasın. Benim meselem Emre değil. Benim meselem bu zihniyet. Kapattım, evet. Ben bir daha konuşmuyorum. Evet. Sinan abi sizden bir yorum alalım Batuhan'la ilgili olarak. Ne diyeceksiniz? Siz içeride de konuştuk. Hava çıkmış abi, avlıyor ya. Hava çıkmış, ne olacak işte, kuş falan vuruyor orada, avlıyor. Bir şey yok, ona normallik yok. Kaç metre ya? Ses? Ne diyor seste? Sesi duydum. O vurdu ya. Vallahi vurdu lan. Şampiyon. Kaç metreydi ya? Bura mı? Çekiyor mu? Çekiyorum. Instagram'a mı koymuşlar tamam? Instagram'da senin abi. O vurdu ya. Vallahi yani, vurdu. Yani bugün böyle bir paylaşım nasıl bir mana, nasıl bir mana yükleyebilirsin? Çok ayıp bir şey. Bilemiyorum. Yani her şeye çekebilirsin. Ayıp da diyebilirsin. Kardeşim ben öyle bir şey yapmadım. Kendi ben her zaman avlanıyorum da diyebilir. Her türlü yorum yükleyebilirsin. Doğru mu? Şu ortamda bir futbolcunun av tüfeğiyle poz vermesi benim fikrim yanlıştır. Ama o der ki ben bunu hep yapıyorum ama şu ortamda yapması av tüfeğiyle, evet, bir gönderme yapıyormuş gibi. Evet, hoş değil. Değil mi? Hoş değil. Ahmet Hocam siz ne diyeceksiniz? Hoş değil. Abdülkerim abi. Ya ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Belki de çocuk çok temizdi. Hiç aklına bu olay getirmemiştir. Orada dediği gibi kuş vuruyordur. Atış talimi yapıyordur. Ya muhakkak sürekli. Yani kötü niyetli, bugün mü koyayım bu denk gelmesi? Kötü niyetli olmadığına yani %100 eminiz. Çünkü bak eğleniyor. Dün futbolda hiç kimse kötü niyetli değil. Eğleniyor, neşe yapıyor. Yani birdenbire yargılamak istemem. Neşe yani bilmiyorum. Ama günün mana önemliliği açısından ya, uygunsuz gibi duruyor. Durmaz. Bak Fenerbahçeli oyuncular, o kardeşlerimiz kadar. Allah korusun. Hakkın rahmetine kavuşacaktı neredeyse. Allah korusun. Hiçbir futbolcudan tepki yok be. Ben bu aleme tepkili olmayayım da. Ben o konuda ama sana hak verdim. Ya, ben dedim ki ben futbolcuların çıkıp konuşma yapmasını sevgili istedim. Sevgili Abdülkerim Durmaz. Konuşma yapmasını istedim. Diyor ki bak ben senin ne kadar samimi bir adam olduğunu biliyorum. Ben bu konuda farklı düşmek istemiyorum. Fenerbahçeli oyuncuların hepsinin hakkın rahmetine kavuşmasına saniyeler kalmıştı. Allah korusun. Hepsi bugün Allah korusun toprak altındaydı. Allah korusun. Bak açık söylüyorum. Allah korusun. Ve futbolculardan bir gram tepki yok. Bunu program başında eleştirdik. Ama iddia ediyorum. Eleştirdik. O futbolcuların hepsi o tepki Rasim, vermeyen. Rasim bir şey söyleyeceğim. Sadece cebini düşüyor. Rasim hayır. Burak Umut. Hayır o bireysel olarak vardır. Bugün Beşiktaş'ta Sivop. Vardı. Bilic. Hayır şey diyor. Yani bir tarafı basın açıklaması. Bir şey var mı kardeşim? Bak hepsi... Sinan abilerin zamanında Abdülkerim'lerin 80'li yıllarda Allah belamı versin hiçbir oynamazdı. Bak 80'li yıllarda Türk futbolu temizmemiz değildi. Evet. Ama o dönemde yanılıyor muyum abi? Ben farklı söylüyorum. Ama herkes abi tepkiyi koydu zaten Rasim ya Bey. Yani ben katılmıyorum abi. Siz fazla şey yapın. Menfaatler öne geçmiştir. Bu konu Batuhan konusu. Yanlış mı söylüyorum? Şu ortamda Batuhan yaptığı bu son derece var. Yanlıştır. Bence yanlıştır. De. Hoş değildir. Haklıyım abi. Hiç Batuhan'a uymamış, yakışmamış. Yani kalkıp da bu zamana kadar bakalım Instagram'ına mı koymuş? Evet. Bakın şu tüfekler resim var mı? Baksın arkadaşlar. Baksınlar var mıdır? Var mı arkadaşlar? Bir bakar mısınız? Hoş değil. Gerekli uyarıyı Meclun Başkan gerekli uyarıyı ona yapar. Yapacaktır. Kesinlikle. Hoş değil. Yani kalkıp da futbolcu arkadaşları yani futbolcu ama arkadaşları. Ama ben bir takım mesaj kötülüğünden mesaj döndüm vermek istediğini bakın, düşünmüyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Kötü veya değil verilir. Algılanır. Yani kötü evet, algılanabilir. Evet, denk gelmiş. Kötü olayın algılanır üstüne denk gelmiş. Hayır bunu göster. Hangi kime Belir gösterirsen göster. Kimse bunun hoş olduğunu söylemez şu ortamda. Evet. Ben bu geceden özellikle şu son 20 dakikadan son derece rahatım. Av sezonu mu şu an? Beyler dinliyor şu musunuz? Şu an pardon bir şey söyleyeyim. Hayır ben bittikten sonra gittikten sonra söyle. Nereye gidiyorsun? Şu 15-20 dakika yaşananlardan sonra rahatsızım. Bir 15-20 dakika yokum çünkü nahoş şeyler olacak. Ben bir çıkıyorum siz devam edin ama geleceğim. Ben de gideyim son o zaman. Son derece bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yarın ben bir bakarım yarım saat sonra. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Gel baba. Hocam. Bu televizyon benim bir şey televizyonum ya ben niye herkes elini kolunu sallaya sallaya girip çıksa normal mi? Değil ama bu akşam anormal bir gece. Ben 15 dakika için istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. 15-20 dakika sonra. Betiye sergilenir miyiz? Girme ya girme. Girme ya gelir hoca ya. 15'te girme.